Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Lenovo Yogabook'u inceliyoruz. Evet, Lenovo Yogabook modeli Android'li ve Windows'lu olarak ikiye ayrılıyor aslında. Aynen. Oradan başlamak lazım. Elimizdeki ürün Windows'lu versiyonu. Özellikle tasarım anlamında evet çok çok dikkat çeken bir model. Gerçekten muazzam bir tasarımı var. Şöyle de dönebiliyor. Bir aslında mühendislik örneği de diyebiliriz yani bunun için. Gerçekten güzel çalışılmış bir bilgisayar. Ya çok farklı özellikleri var. Bunlardan birincisi fiziksel bir klavyesi yok. Lenovo'nun Hello klavye adını verdiği sanal bir klavye var ve klavyenin üst tarafındaki kalem tuşuyla burayı bir çizim alanına döndürüp bir sanal klavye olarak da kullanabiliyoruz. İki farklı kullanım modu var. Öncelikle istersen bu klavyeden biraz bahsedelim. Çünkü evet, ürünün en çok dikkat çeken farklı olduğu taraf bu. Yani ben başlarda hatta bir Shift.net'in Instagram sayfasında bir ilk bakış videosu yapmıştık. Orada biraz alışmak lazım. Hani alıştıktan sonra olabilir demiştim ama çok alışılmıyor. Yani o fiziksel klavyede çatır çatır 10 parmak yazı deneyimi buraya olmuyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Dediğin gibi Hello klavye bir aydınlatmayla sanal olarak karşımıza çıkıyor ve evet, şu anda mesela stüdyoda tam tepeden olmasa bile klavyenin üstüne vuran ışık, hani mesela benim bakış açımdan 6, 7, 8, 9 numaraları ve üstteki bütün F butonlarını kapatmış. Şu anda görünmez halde onlar benim için ve güneş ışığında da çok kullanılır gibi görünmüyor. Ya şöyle bir durum var, hani sen de ben de klavyeye bakarak yazan insanlar değiliz ama burada herhangi bir fiziksel tuş olmadığı için hani elimi klavyeye yerleştireyim, sadece yazmak istediğim tuşa basayım olmuyor. Çünkü hani dokunduğun an buralar tuş gibi basıyor. Elini havada tutup böyle parmaklarınla hızlı hızlı yazman lazım. Biraz daktilo kapısı yazmak gerekiyor. Evet, yani ben biraz alıştım, hani hızlı yazabiliyorum ama yine bir fiziksel klavyeye göre yavaş kalıyorum. Ona yapacak bir şey yok. Hani bu tasarımın getirileri var, çok çok ince olması gibi, ama işte götürleri de var. Yani ben şu an mesela canlı canlı deniyorum, yok yani. Ya hata değil, yapıyorsun. Kısa sürede alışılabilecek, ya hatta mesela uzun büyük vadede yapacaksın falan, alışmak olmuyor. Tabii görsel olarak çok şık. Bunun dışında sanal touchpad alanına da biraz alışmak zor. Özellikle klavye alanı gerçekten çok zorlayıcı olmuş touchpad alanıyla birlikte. Çünkü dediğin gibi bakmadan yazmak mümkün değil. Veyahut da bir yerden sonra ellerini de böyle havada tutman lazım. Baş parmakların sürekli başka tuşlara değebiliyor ve sanal, yani kapasitif bir yüzey olduğu için evet, o dokunmayı çok hızlı bir şekilde algılıyor. Buna ek olarak çoklu dokunma desteği de başarısız gördüğün üzere. İşte o yüzden diyorum ya, tek tek yazman gerekiyor. Aynı anda şey yapamıyorsun yani, gerçekten o olayı yapamıyorsun ama ilginçtir ki Ctrl-C, Ctrl-V gibi işlemlerde rahat rahat kullanılabiliyor. Bunun dışında yukarıdaki dediğin gibi kalem tuşuna bastığın zaman böyle bir kutudan bu arada çıkıyor şu andaki kalem. Çok zor çıkıyor evet, kapağı da. Biraz şey, keçeli boya kalemlerine benziyor. Bu gerçek kalem tasarımıyla yapılmış bir kalem. Yani bizim bildiğimiz aslında tükenmez kalemlerin birebir aynısı şey olarak, evet, tasarım olarak. Burada çizim yapmak için tasarlanmış ve kutu içeriğinden çıkıyor. Bu kalem yardımıyla isterseniz işte hakikaten bir tükenmez kalemle yazı yazıyormuş gibi buraya işte bir not uygulamasında not alabiliyorsunuz. Eğer yeteneğiniz varsa çizim yapabiliyorsunuz, resim çizebiliyorsunuz vesaire. O şekilde bir avantajı var. Bu arada kutunun arkasında yazıyor, Wacom'la ortak çalışılmış bu tablette. Wacom'u özellikle çizim yapanlar çizim tabletlerinden biliyor olacaklardır. Lenovo da bu yönde Wacom'la bir işbirliği gerçekleştirmiş. Şimdi cihazın tasarımıyla devam edecek olursak, yani müthiş hafif, müthiş ince ve taşınabilirliği gerçekten çok üst düzeyde bir dizüstü bilgisayar. Sadece 690 gram. Kapalıyken 1.7 santim bir kalınlığı var ama şöyle açıkken inceliğini göstereyim. Gerçekten yani jilet gibi yok evet yani. Abi, çok kapatınca da şöyle bir kalınlık oluyor. O kadar hafif ki yani neredeyse işte 500 gram falan, yani 690-700 gram. Böyle hani elinde ufacık bir çantaymış gibi bile gezdirebilirsin. Yani şu çok menteşe, taşınabilir. Evet, menteşe yuvaları, menteşe dizaynını Lenovo bir süredir kullanıyor. Yogalarında zaten yapıyor zaten. 360 derece dönebilen bütün makinelerinde bu neredeyse evet, kullanılan bir dizayn ve gerçekten çok şık görünüyor. Hani tasarım anlamında da gerçekten çok başarılı bir menteşe sistemi var. Ama cihazın en zorlayıcı noktası dediğimiz gibi sanal klavyeyle touchpad alanı. Tabii, ona çok alışılmıyor. Çizimle alakalı fikirlerimi de zaten birazdan anlatmaya başlayacağız. Tabii öncelikle tasarım noktasını bitirmek lazım. Şimdi giriş çıkış portlarına bakalım istiyorsan. Evet, çok bir giriş çıkış portu yok doğal olarak çünkü çok ince bir cihaz. Hani
neredeyse port kalınlığında. Şimdi giriş çıkış portlarına baktığımızda hemen ilk olarak sol taraftan başlayayım ben. Bir microSD portu. Daha sonrasında hemen yanında bir iğne ile açılan alanda microSD kart kızağını görüyoruz. 128 GB'a kadar destek veriyor. Mikro HDMI portu mevcut. Her şey mikro baktığınız zaman sol tarafta. Çünkü cihaz mikro. Evet, cihaz mikro. Hemen sağ tarafa bakıyoruz. Sağ tarafta da kulaklık girişi, ses kontrol butonları ve güç düğmesini görmekteyiz. Herhangi bir USB portu yok. Çünkü yer yok. Çünkü yer yok. Evet, ona yapacak bir şey yok. Hani bu cihaz alanların her şeyi kablosuz bağlantılar, bulut vesaire vesaireyle çözmesi gerekecek. Herhangi bir fiziksel bağlantıya çok ihtiyaç duyulmaması gerekecek. Tasarım itibariyle çünkü ona çok izin veren bir tasarım yok. Bu arada şundan bahsedeyim. Şimdi zaten 360 derece olduğunu söyledik. Şu şekilde yaptığınız zaman tablet olabiliyor. Şimdi bu bilgisayarın diğer ikisi bir arada modellerine göre avantajı çok hafif ve küçük olduğu için tablet olarak kullandığınızda çok ağır gelmiyor size ve hani bir tablet deneyimini gerçekten yaşatıyor. Diğer ikisi bir arada modeller buna göre nispeten daha kalın ve ağır olduğu için ekranı çevirip tablet olarak kullandığınızda bir alıştığımız tablete göre ağır kalıyor. O anlamda avantajlı bir ürün olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii farklı açılarla kullanılabilmesi de önemli noktalardan bir tanesi. İstediğiniz gibi evirip çevirip kullanabiliyorsunuz yani makineyi. 360 derece dönüyor. Ekran tarafına geçelim yavaş yavaş. 10.1 inç boyutlu bir IPS panel kullanılmış. IPS LED aydınlatmalı bir panel kullanılmış. Çok kalın çerçeveler ya. Çerçeve kalın. Bir de yani parlak kalın olduğu için de yansıma çok fazla cihazda. Bakın. Parlaklığı sona alınca biraz daha iyi oldu ama yine yansıma var. Evet, koyu renkli alanlarda gerçekten o yansıma çok net gösteriyor kendini. Yani IPS'in avantajı renk keskinliği falan çok güzel görünüyor. Herhangi bir görüntü bozulması da yok ama parlak ekran olduğu için bir ışık vuruyorsa bizim şu anda stüdyoda olduğu gibi veya bir işte güneş altında bir dışarıda falan çalışıyor olursanız bu parlama sıkıntı yaratacaktır. 400 nit bir parlaklık seviyesi var bu arada ekranımızın. Yani aslında çok düşük bir değer değil baktığınız zaman ama hani bir bilgisayar için mat ekranda bir 400 nit var, bir de parlak ekranda 400 nit var. Parlak ekran olduğu için oradan bir kaybediyor. Çözünürlük noktasında da Full HD'nin biraz üzerinde 1920x1200 ekran çözünürlüğü mevcut 10.1 inçlik ekranda. Hem ekranın hem de Halo klavyenin bence tek daha doğrusu en büyük ortak noktası yoğun güneş ışığı altında veya yoğun ışık altında görünme seviyelerinin bayağı bir azalması. Bu alt tarafta biraz parmak izi de kalıyor. Eğer bir ışık vurursa hani göze net batıyor. Net bir şekilde görünüyor. Yani şöyle söyleyeyim, tasarım noktasında çok güzel şeyler denenmiş ama biraz daha evrimleşmesi gerekiyor. Evet ya, ekran tarafında da bir dahaki modelde mümkünse mat ekran kullanılması ve ekran kasa oranının biraz daha iyi olması lazım. Ciddi kalın çerçeveler göze batıyor. Bu kadar şık bir cihaza çok yakışmamış o ekran kasa oranı. İstersen donanıma geçelim. Neler var donanımda? Intel'in Atom işlemcisi, Atom ailesinden X5Z8550 işlemciyi kullanıyor. 2.3 GHz saatinde çalışan. Şimdi zaten görünümü de cihazın teknik özellikleri de birazcık tabletimsi. Ondan bahsedelim. Bu arada işte Android var, Windows sürümü var dedik. Değişen teknik özellikleri de var. Yani modelden modele işlemcide farklılıklar veya işte depolamada RAM'de farklılıklar görebilirsiniz. Bizim incelediğimiz modelde X5Z8550 işlemci yer almakta. 4 GB'lık LPDDR3 RAM bulunuyor. 64 GB'lık bir dahili depolama alanı var. Bunun 40 GB'ı kullanılabilir olarak işte kutudan Windows çıktığında size sunuluyor. MicroSD kart desteğiyle 128 GB'a kadar ekstra hafızayı arttırabiliyorsunuz. 802.11ac desteği ve çift bant desteği var. Bluetooth 4.0'ı kullanıyor. Windows 10 işletim sistemi üzerine yüklü şekilde geliyor ama videonun başında söylediğimiz gibi bir Android işletim sistemli sürümü daha var. Yogabook'un. Bu teknik özellikler zaten hani anlayabileceğiniz üzere çok çok üst seviye işlemlerden öte daha çok işte günlük internet kullanımı, medya, yazışmalar, ofis programları, yazışma programları vesaire gibi hani günlük kullanımda tabletten biraz daha performanslı ama bir dizüstü bilgisayar ya da bir ultrabook performansına göre de aşağıda kalan bir performansla karşımıza çıkıyor. Aynen. Pil noktasında ise 8500 mAh'lık bir batarya var ve işte maksimum 13 saate kadar kullanım sunuyor. Ya o Lenovo'nun işte günlük kullanımda 13 saate yakın vaat ettiği bir süre ama tabii ki bu birazcık normalden daha uzun söylenmiş. Kullanıma göre değişecektir. Ya illaki değişecektir. Şimdi ben hani kullanım detaylarıyla alakalı özellikle kalemin kullanıldığı noktalardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi daha geçtiğimiz ay ya da işte bir öncekinde tam net tarih hatırlamamakla birlikte Microsoft'un Surface Studio diye bir
All-in-One bilgisayarının incelemesini yapmıştık. Hani ortak nokta sadece kalem kullanımı ve çizime müsait olması. Hani oradaki aldığım deneyimin çok 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 altında bir deneyim aldım burada. Ama o 27 bin lira ya. Tabii. Hani hayır, tek ortak noktadan bahsediyorum. Ortak detaydan bahsediyorum. Çünkü... Ya karşılaştırmak uygun ürünler değil. Yok, şöyle 3 tane örnek vereyim o zaman. Note serisi, Microsoft Surface bu. Hani ortak nokta bir kalem kullanımı ve çizim yapabilme imkanı. Gördüğüm en kötü tasarımlı kalem. Maalesef kalemden şey. Gerçekten tükenmez kalemden çok kalın bir ucu var. Hani ince yazmalara hiç müsait değil. Bunun dışında eğer varsa bu alanda bir kalibrasyon ihtiyacı olabilir. Çünkü tam istediğin gibi yazabilmek için kalemi şöyle göstereyim, tam dikine kullanmak gerekiyor. Hani şöyle gerçekten bir defter hissiyatı yaşamak biraz zor. Onun dışında klavyede gerçekten kullanım tarafında zorluyor. Evet, o yani 10 parmak böyle çatır çutur yazacağım diyorsanız çok olmuyor, ama ben biraz daha yavaş yazarım, benim için sorun değil diyorsanız, benim için daha çok incelik önemli, taşınabilirlik önemli diyorsanız o zaman olur. Ya da alışma süresini biraz daha böyle geniş olacaksa, mesela ben böyle bir ayda alışmasam da olur, böyle 2 ay 3 ay takılayım bilgisayara falan. Sadece bunu kullanacağım falan diyorsan olabilir ama normal fiziksel klavyeye göre çok değişik bir deneyim. Evet. Şimdi sonuca bağlayacak olursak, ülkemizde Yogabook'un bu sürümü 3500 lira civarında şu anda baktığımızda internette bulunabiliyor. Yani tasarım çok yenilikçi. Bu çok. Müthiş ince, müthiş hafif. Hele klavye gibi bir farklılığı var ama bence bu çok da avantaj bir durum değil. Biraz dezavantaj bir durum. 3500 lira bence biraz pahalı. Yani iyi bir tablet gibi bir cihaz için 3500 lira vermek bana çok mantıklı gelmiyor. Biraz daha ucuzlaması lazım diye yani düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben de. Az önce dediğim gibi tasarım ve mantalite olarak harika. Ama uygulamada yani sıkıntısı bir ürün. Var. Uygulamada sıkıntısı var. Yani atıyorum bir USB bellek kullanacaksın. İşte mikro USB'den adapt çeviriciyle normal flash bellek takacaksın vesaire vesaire vesaire. Yani çok tantana işler var işin içinde. Ya şimdi ben şu bir hani tüketici gözüyle baktığım zaman 3500 lira verip Lenovo Yogabook almak yerine mesela yine aynı markadan gidelim. İşte Lenovo'nun Ultrabook ve benzeri. Birazcık daha ağır, birazcık daha büyükçe ama çok daha rahat işlemlerimi yapabileceğim bir daha normal dizüstü bilgisayar almak bana daha mantıklı geliyor. Ama tabii ki her kişinin tercihi farklı olabilir. Evet, benim de söyleyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Lenovo'nun Yogabook, Windows işletim sistemli Yogabook modelini inceledik. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.